Adınızı soyadınız? Adım soyadım Halil Arık. Bu işi ne kadar süredir yapıyorsunuz? Bu işi 47 yıldan beri yapıyorum. Peki kimden öğrendiniz? Benim dayı mesleğimdir. Ha, dayı mesleğiniz. Babanızdan değil dayınızdan. Yok, evet, anladım. Dayımızdan. Siz ne anlatmak istersiniz? Böyle herhangi bir anınız, tecrübeniz olur. Zanaat güzel bir şeydir. Herkese yapmasını tavsiye ederim ama tabii ki eskiden çırak çoktu. Şimdi çırağımız yok. İşte bizim mesleğimiz artık bundan sonra son safhalarını yaşıyoruz. Koskoca Giresun ilinde 15 tane sanatkar kaldık. Evet, çok gezdik. Biz de size ancak rastladık. 15 kişiyiz. Koca Giresun ilinde 15 kişiyiz. Faal çalışan. Başka çalışan daha yok. Mesleğimiz zorlukları, bazen kirli ayakkabı geldiği gibi, evet, yani gördüğünüz zaman bunlara üzülüyoruz. Başka ufak tefek sıkıntılarımız da oluyor ama şansı yok yani. Mutlaka derdin bir sıkıntısı oluyor. Anlıyorum. Maddi olarak size yeterli maddi mi? Maddi olarak geçinebiliyoruz. Çok çok güzel, çok yani şükür. Bir villam veya da bir Kadillan Madilan arabam bizim yok. Bizim de yok. Yok yani, kendi geçinene kadar var yani, Allah'ıma çok. Manete muhtaç değiliz. Yaptığımızı da yapıyoruz. Çok güzel. Ailenizde bu işi yapmaya meraklı birileri var mı, evet, acaba? Yok. Başkasından başka. Kendime öğrettiğim arkadaşlarım da oldu mesela. Yine öğrettiğim çocuklar oldu. Şu anda hiçbiri de yapmıyor. Öğrendim ama yapmıyor. Başka bir şey yapmıyorlar. Anladım. Siz severek yapıyor musunuz mesleği? Şimdi hayat bana bunu götürüyor. Ben yaşım olmuş 57. Daha bundan hemen bir şey yapma şansım yok. Doğru. Mecbur karşısında. Ben biraz da yani yapmasam yapmam sanatı ama vakit geçirmek için yapıyorum. Ama siz de illaki seviyorsunuz bu işi. Sevden önce vakit geçirmeye yer bulamadığım için yapıyorum. Yani bir kahveye gitme şansım yok, yolda gezme şansım da yok. Onun için ama hem de az öz yavaş gidip bir vakit geçiriyorum. Başka bir şey yok. Evet. Peki zamanında şunu olsaydım dediğiniz bir şey var mıydı meslek? Ne olsun dedim meslek. Tabii ki mesela bir resmi yerde çalışıp da daha memuriyet. Bir şekilde tabii ki memuriyet gibi veya hatta başka bir şekilde. Mesela benim zamanımda girme imkanlarımız vardı ama ben sevmedim o memuriyet ama yine de o iştir, başka olmaz. Biz bundayız. Ticaret çok zevkli bir şeydir. Çok bence sevgi. De öyle. 8-5 çalışacak bir şey değil. Benim babam memur, çok sıkıcı bir şey. Benim babam da memurdu. Benim iki tane evlatım, onlar da memur. Ya ne güzel. Ama yok, ben kapıyı kilitliyorum buradan, hadi bana eyvallah diyorum. Kimse de izin almıyor. Bir de bence böyle esnaf olmak da aslında güzel. Yani bir çay içiyorsunuz, biri geliyor, sürekli birileriyle görüşüyorsunuz. Ben en az söyleyeyim, bir sürü insanlarla beraber muhatap oluyorsunuz. Herkesi mesela dersler sordum, işte anne neredesin falan diye. Mesela gittiğim ileride insanları tanıyorum, sohbet ediyorum. Onu da denk geliyor böyle. Yani bazı 50 yakın il gezmiştim yani. Çok güzel. Yani sürekli iletişim halindesiniz. Birçok insan tanıdınız. Çok çok insan tanıdım. Çok insanlara gördüm. Yüksek mevki insanlar ya da ayakkabısını yaptırdı. Yani zengin, çok zengin insanlar da gördüm. Çok fakir gariban insanlar da gördüm bugün kaldı yani. Bir de zamanında daha çoktur. Yani iş, bizim, bu işi yapan. Benim çıraklık eğitimi aldığımız zamanlarda bu işi yapan ustalarımız çoktu. Yani bilmiyorum ama o zaman yani Giresun'da kesin 50-60 tanelik veya da yani mesela 100 kişi mi olması gerekiyor? Bir dernek kurulması için şu anda 15 kişi, bizim derneğimiz bile yok. Yani bizim hakkımızı savunacak aslında bir keşke olsa ne güzel. Derneğimiz yok. Mesela biz de terziler odasına kaydetmişler. Biz terzilere gidiyoruz. Yani meslek artık yok oldu. Yani 100'den fazla bir kişi olması lazım ki bir dernek kurmamız lazım. 100 kişimiz yok. Ya evet. Bulancak'ta da çok az bildiğim kadarıyla. Bulancak'ta 3-4 kişi olması lazım. Aynen, bildiğim. Çok az. Ben de evet, biliyorum. Çok teşekkür tamam. ederiz. Sağ olun. Sağ olasın, bizim röportaj yaptığınız için. Teşekkürler. Ben daha sanata girmeden önceki ustalarımızın kullanmış olduğu malzemeler. Yani bunun gibi yine çok malzemeler var da şimdi ben buraya bir panel yaptıracağım. Hepsini nasıl olsa sergileyeceğim onları. Aa, çok güzel. Yani bu eski ustalarımızın kullandığı. Hatta biz bunları kullanmıyoruz. Düşün ki şu çekecekte kaç kişinin eli değmiştir? Ya. Yani kaç yıl geçmiştir bu imaralı bilmiyoruz. Kaç kişi kullanmıştır bunu bilmiyoruz. Çok eski bir çekecek bunlar. Evet, çok eski. Yani bunlar böyle, bunun gibi çokları var.